Kitabımızın adı Aşk, Sanat ve Servet. Yazar Çetin Altan. Yayın evi AFA Yayınları. 13. Yerli sinemadaki zengin tipleri. Hocam Nadir Nadi ile bir öğle yemeği. 300 milyarı aşan servetler. Kaşıkçı nasıl kaşıklıyordu? Romancı gözüyle milyarder karısı. Servette şansın rolü. Salah Birsel'in kaleminden Fitzgerald. Ölümle çelik çomak oynama. Var olmanın bedeli. Bizim eski yerli filmlerde hiç değişmeyen bir zenginlik modeli vardı. Denize bakan, çevresi demir parmaklıklarla çevrilmiş bir çiçek bahçesi. Ortasında teraslı bir villa, villanın önünde siyah bir limuzin ve bir bahçıvanla bir şoför, bir de aşçı ile orta hizmetçisi. Evin sahibi çokçası sırtında Rob de Chambre'yla ve terastaki şezlongunda ya salondaki koltuğunda oturan kalantor, beyaz, pos bıyıklı, yaşlı bir adam olurdu. Filmin konusu yazın geçiyorsa buna bir de tekne eklenirdi. Bizler için milyarderlik imajı bundan ibaretti. Herhangi bir ülkenin başkonsolosluğuna sağladığı konfor düzeyi, filmin yönetmenlerinden birçoğuna zenginliğin son kertesi olarak görünüyordu, herhalde. O yıllarda bir kadeh viski de aşırı lüksün simgesiydi. Bir otel lokantasında yemek yemekte. Bolu ormanlarına davet edildiğim bir gün orman mühendisleriyle öğle yemeği yemiştim. Yerel gazetelerden biri ertesi günkü manşetinde şöyle diyordu. Sus payı olarak alabalık ikramı. Bir günde hocam Nadir Nadi ile baş başa yemek yiyorduk. Yüksük kadar ufak tefek bir adam. Kopuk yanımıza geldi. Önce kemküm etti, arkasından lafı, o sıralarda bir cinayetten idama mahkum olmuş Markiz Pastanesi sahibinin yeğenine getirdi. Gencin günahsız olduğunu ve şayet kendisini kurtarmakta yardımcı olursak, Markiz de dilediğimiz zaman, dilediğimiz kadar bedavadan pasta yiyebileceğimizi söylüyordu. Nadir Bey, siz ne iş yapıyorsunuz diye sormuştu. İnfaz savcılığında katipmiş. Cellat, idam ipi, sehpa gibi şeylerin sağlanması son ana kadar izler, yapılan harcamaların hesaplarında o tutarmış. Nadir Bey çok şaşmış, biraz da adamla şakalaşmak için yine sormuştu. O kadar katı yürekli olmazsınız canım. Bir tanıdığınızı, mesela bize atsalar, gelip bakabilir misiniz? Ufak tefek adam şöyle bir yutkunmuştu. Görev icabı gelirim ama o sırada başımı yana çeviririm demişti. Markiz'in yeğeniyle neden ilgilendiğini pek anlayamamışsak da öyle bir yerde pasta yemenin onun gözündeki önemini iyi anlamıştık. O dönemlerde bizim kamuoyu servet merdivenlerindeki ilk basamağın daha nereden başladığını bilmiyor, bir kadeh viskiyi, bir porsiyon alabalığı, bir dilim pastayı büyük bir lüksün erişilmez nimetleri olarak görüyordu. Acaba başka dünyalarda milyarder özellikleri nasıl çiziliyordu? Bu alanda geniş araştırmalar yapmış olan Amerikalı gazeteci Vance Packard şöyle diyor. Üst düzey bir zenginlik, Türk parasıyla 300 milyarın üstünde kişisel bir servete sahip olmakla başlar. 1987 Ekim'deki bir istatistiğe göre, yeryüzündeki ultra milyarderlerden 47'si Amerika'da, 6'sı Almanya'da, 5'i Kanada'da, 4'ü Japonya'da, 3'ü İngiltere'de, 4'ü İtalya'da, 1'i Fransa'da. Tüm Güney Amerika'da mafya ile ilişkisi olmayan bir tek milyarder var, o da Brezilyalı. 13 Avrupa ülkesinde ise bu düzeyde hiçbir milyarder yoktur. Aynı gazeteci Adnan Kaşıkçı'yı da şöyle yazıyor. Yaş günü için İspanya'daki Marbella verdiği parti pek şaşalı, pek debdebeliydi. Avrupa ile Hollywood'un en seçkinleri bu 1.60 boyundaki 100 kiloluk adamın yaş günü davetine hemen koşup gelmişlerdi. Rönesans dönemini canlandırmak için tarihsel giysilerle eski şato askerlerine benzetilmiş 50 genç erkek karşılıklı çektikleri kılıçlarını yukarı kaldırıp uç uca çaprazlayarak davetlerin altından geçtikleri bir şeref tüneli oluşturmuşlardı. Akşam yemeğinde her masa kapağında Kaşıkçı'nın geniş gülücüklü bir fotoğrafı bulunan bir Leaders dergisi konuştu. Bu dergi sadece devlet başkanlarıyla uluslararası ündeki şirketlerin patronlarını kapak yapardı. Yemeğin sonuna doğru 8. Henry kılığına girmiş bir aktör işte en büyüğümüz diye Kaşıkçı'yı anlatan bir tanıtma mektubu okudu. Eski zaman askeri kılığındaki gençler üstünde büyük harflerle en büyük diye yazan 1500 balon uçurdular gökyüzüne.
Arap milyarderdeki aşırı gösteriş merakı bizim Amerikalı milyarderlerin üslubuyla hiç mi hiç bağdaşmıyordu. Biliyoruz ki bu satırlar yazıldığı zaman Kaşıkçı henüz İsviçre'de tutuklanmamış ve başına bir yığın dert henüz açılmamıştı. Rahmetli Adli Moran da Michael Craig'den Bahşiş diye belgesel bir roman çevirmişti. O romanda Kaşıkçı'nın ne işlerle uğraştığını ve milyarları nasıl harcadığını anlatır. Bizim denize bakan bahçeli bir villada şoförle aşçı arasında sıkışmış zenginlik anlayışımızdan bir hayli farklı şeylerdir anlatılanlar. Bol miktarda şımarık ve görgüsüzce olsa da. Romancı Michael de Saint-Pierre de Milyarder adlı romanda bir milyarderin karısını bakın nasıl canlandırıyor. Atilla Tokat'ın Türkçesiyle. Kumraldı François. Kocasının boyunu haddinden fazla aşmamak için daima topuksuz ayakkabılar seçmek zorunda kalacak kadar uzun boyluydu. 40 yaşını biraz aşkındı. Bir kadının kendi yaz çiçekleriyle süslü bir 40 yaş. Yeşil gözleri bazen buz gibi bir katılığa bürünür, bazen de sevişmek istediği zaman ya da çocuklarına bakarken birdenbire tatlılaşır, yumuşar, ışıldamaya koyulurdu. Yanına yaklaşan erkekler eksikleriyle birlikte gönül çelici bulurdu güzelliğini. Sert bir çene, dudaklarının ucunda gülümseyişini ikiz anlamlı kılan bir kıvrıntı, çehreyi kırıştırmaya başlayan ve François'in yaşını amansızca ortaya kayan hafif pürüzler. Fabre Simons, milyarder, seviyordu karısını. İçmeye hazır gözlerle bakardı ona hep. İnsan içinde François'e iltifat ettiği ya da sevgisini belirten sözler söylediği hemen hiç olmazdı. Susarak bakışlarıyla okşamayı tercih ederdi onu. Hükümdarlara layık hediyelere boğar, arzularını önceden sezip gerçekleştirme yoluna giderdi. Sigarasını bir tablanın içinde heyecanla ezip söndürdü François. Durulmuş bir sesle konuşmaya çalıştı. ''Benim hayatımı anlatmama alışık değilsin sen. Her zaman sesindir konuşan. Ve bu akşam şaşkın, adeta örselenmiş gibi bir havaya giriverdi. Ama bir kere ilk defa olarak dinleyeceksin beni. Sözcüklerim pek hoş olmasa da dinleyeceksin. Cinsel bakımdan anlaşıyoruz pekala ve bu benim gözümde elbette önemli. Beni hediyelere gark ediyorsun ve ben de nankör biri değilim sanırım. Ama bütün alanlarda bir despot gibi davranıyor ve artık farkına bile varmıyorsun bunun. Ars küresinden varlıklı olarak geçenler arasında akıl durduracak ölçüde acayip bir şansın asansörüne binmiş olanlar da var. Örneğin ultra milyarderlerden biri olan Christopher Bancroft'un zenginliği. Kendisi dünyaca ünlü Wall Street Journal'ın kurucusu, Clarence Barrow'un torun çocuğu. Ancak hiçbir kan bağı yok Barrow'la. Clarence Barrow bir kız çocuğu evlat edinmiş vaktiyle. O kız Bancroft diye bir adamla evleniyor ve ondan 3 çocuğu oluyor. Bu çocuklardan birincisinin adı Huck Bancroft. Huck Bancroft kendi halinde bir kızla evleniyor. Lüks bir yaşama da boş vererek Yeni Meksika'da mütevazi bir çiftlik alıp oraya çekiliyor ve orada ölüyor. Arkasında 2 yaşındaki oğlu Christopher Bancroft yetim bırakarak. Annesi ilk kocasının ne menen bir milyarder torunu sayıldığıyla hiç ilgilenmeden bir kez daha evleniyor. Oralı bir doktorla. Christopher yaz tatillerinde cep harçlığını çıkarmak için ıvır zıvır işlerde çalışıp durmada. Dam aktarmadan duvar örmeye kadar, buna annesinde kalan çiftlikte çobanlık etmek de dahil. Babasının zengin bir aileden geldiğine dair bazı şeyler çalınıyor kulağına ama kim kimin nesidir, ne neyin fesidir pek çıkartamıyor. Ve 20 yaşına bastığında 150 milyon dolarlık bir miras gelip kendisini buluyor. Bir milyarder tarafından evlat edinilmiş bir kızın torunu olmak gibi bir şans işte. Varlıklı olanlar dünyasının göz alıcı ve bazen de sürprizli panoların yanında var olmayı da çok yeğlemişlerin çizdiği yaşam haritaları da az afallatıcı değildir. Hatta ikincilerin yaşamını genellikle milyarderlerinkinden daha çok ilgi uyandırmıştır insanlarda. Herhalde bunda milyarderlerin kendilerini saklamaktaki titizliklerine karşın sanatçıların kendilerini boylu boyunca ortaya koymaktan hoşlanmalarının da payı büyük. Amerika'nın depremler yaratmış romancısı Scott Fitzgerald, karısı Zelda ile nasıl bir yaşamdan geçmiş olduğunun özet öyküsünü de değerli dostum Salah Birsel'in kaleminden okuyalım. Kurutulmuş felsefe bahçesi yapıtında pek tatlı anlatır ikisini de. Altın sarısı taras taras saçları, yanık teni, şahin bakışları, insana öp beni diyen ağzı
kırpık şivesiyle Zelda, Birleşik Amerika'nın, hadi öyle demeyelim, Georgia ile Alabama'nın en güzel kızıdır. Zelda, kırlarda köylülerin kendisine sunduğu buğday rakısını bir solukta diker. Vinçlerin üstünden ırmaklara atlar, büyük lokantaların masaları üzerinde Charleston oynar, tiyatroların localarında urbanlarını yakar, yürüyen motosikletlere sıçrar, yangın duyuru camlarını kırarak gelen itfaiyecileri arkasının tutuştuğunu söyler. Parktaki havuzları giysileriyle dalar ve her istediği erkekle her istediğini yapar. Scott karısından hiçbir türlü aşağı kalmaz. O da Zelda gibi havuzlara elbiseleriyle denetler. Tiyatroda gerçek oyunun sahnede değil de salonda olduğunu anlatmak için çırılçıplak soyunur. Ya da oyunun gözyaşları dağıtılan sahnelerinde karısıyla birlikte kahkahaları basar. O, boyuna polis görevlileriyle de çatışır. Taksi şoförlerini pataklamaya kalkar, büyük otel ve gazinoların salonlarında ise ya elleri üstünde yürür ya da halların üstünde sürünür. Bütün bunlara Zelda alkış tutar. Kocası gibi tehlikeye bulaşık suyu döktüğünü anlatmak için o da otomobillerin önüne yatar, kocasına da. "Scott beni çiğne!" diye bağırır. Scott da bütün ciddiliğiyle otomobile atlar, motoru işletir, bir dostları koşup frene asılmazsa Zelda çiğneyip gidecektir. Ne var, karı koca gözlerini budaktan sakınmadıklarını başka türlü de dile getirirler. Cannes kentinin üst yakasındaki bir demir yolu üstünde arabalarını durdurarak uykuya dalarlar. Bu kez de onları son dakikada bir şimendifer görevlisi kurtarır. Fitzgerald, 1. Dünya Savaşı'ndan sonraki kuşağın yeni bir yaşam aranışında lider bir yazardı. O zamana kadar sağlam ve sağlıklı gibi görünen yaşam biçimlerinin savrulduğu kanlı ve parasal bunalımlara karşı, sanki içinden geldiği gibi yaşarsan ne kaybedersin ki, türünden bir başkaldırının öncüsüydü. Ne var ki yaratmak istedikleri yeni yaşamda sakin ve huzurlu ne bir koy ne bir liman bulabilirler. O yüzden de atları yitik kuşağa çıktı. Delice yaşadılar ve unutulmaz şeyler yazdılar. Milyarlar kazanmak nasıl zorsa inanın ki bu da kolay değildi. 14. Göztepe'nin eski yazarları. İkindi üstü gelen gazete. Bugünkü Rockefeller ve bugünkü durum. James Joyce'un yaşamı. 25 göz ameliyatı. Çıldıran kız ve gelin. Fırıncının kızı Nora. Gece yarısında bir mektup. Yıllar yıllar önceydi. Hani neredeyse 60 yıl kadar önce. Göztepe'de yazlar, toprak yolların bölündüğü yarım porsiyonluk ekin tarlalarıyla çevresi duvar yahut çitlerle çevrilmiş alımlı köşk bahçelerinin üstünden sallantısız bir beşikki, bir bebek uykusu gibi mışıl mışıl geçerdi. Bağlar sakin, bostanlar sakin, ceviz ağaçlarıyla atkestanelerinin ıhlamurlarla çamların gölgelikleri sakindi. Bağdat Caddesi'nin daracık asfaltını kavuran güneşle inler cinler top oynardı. 40 yılda bir geçen kaptı kaçtı yahut yağ yakan bir otobüs cadde kıyısında kendilerine el eden müşterileri toplardı. Henüz elektrik gelmemişti. Yollarda ne otomobil görünürdü ne kamyon. Bazen tenteli bir araba geçerdi. İkindi üstü, boynunda çarpraz geçen kayışın askıladığı kalın karton matriste tomarla gazete, dergi taşıyan yaşlıca bir gazeteci akşam diye bağırarak bahçeden içeri girerdi. O günkü gazeteyi bir kez daha katlıyormuş gibi kıvırıp köşk kapısının tokmağı arasına koyardı. Yamuk yumukluğun tam sınırındaki şişmanlığıyla cici annem gazete tiryakisiydi. Sırtını arkasına dayayınca yere değmeyen ayaklarıyla kendisini ya üst kattaki salonun yahut balkonun minderlerinde oturduğu köşeye daha bir iyi yerleştirir ve ince altın çerçeveli gözlüklerini takarak akşamı baştan sona okurdu. Ayrıca ilgi duyduğu haberleri azıcık da heceleyerek yüksek sesle okurdu. Bağdat Caddesi'ne kübik tramvayların geleceği de onun okuduğu haberlerden öğrenmiştim. Rockefeller diye bir zengin salt kendisi için eğlenceli bir gazete çıkardığını da. O tarihlerde İstanbul'da adı bilinen uluslararası milyarder 3 taneydi. Rothschild, Ford, Rockefeller. Cici annem onlara ait bir şeye rastlayınca sesini yükselterek haberi bir daha okurdu. Hususi yatıyla dünya seyahatine çıkıyor. Yahut Kızıl Haç'a 2 milyon dolar teberrüde bulundu gibilerinden. Kimse o ölçüdeki bir zenginliğin nasıl gerçekleşebildiğini merak bile etmezdi.
bizim yaşamlarımızdan gökteki yıldızlar uzaklığında, bilmediğimiz başka alemlere ait bir çeşit masallardı onlar. Gazetelerde okuyup şaşmak içindiler sadece. Babam üst düzey sayılacak bir memurdu. Ona göre de kendisinden daha az para kazananlar yoksul, daha çok para kazananlar hırsızdı. Ve aile büyüklerinin ortak kanısına göre de hayatta en önemli şey adam olmaktı. Bana kızdıkları zaman bas bas bağırırlardı. Sen adam olmayacaksın diye. Adam olmaktan neyi kastettikleri pek kesin değildi. Bazen yat dedikleri zaman yatmayı, bazen bostan kuyusunun korkuluk duvarı üstüne çıkmamayı, bazen çamurlu ellerle sofraya oturmamayı. Bizim kuşağımız varlıklı olanların dünyasından da habersiz yetişti, var olanların dünyasından da. Bundan yıllar, yıllar önce bir Göztepe yazının ikindisinde cici annemin yüksek sesle okulduğu Rockefeller'a ait haber. Kendisinin özel çıkarttığı iyimserlikle dolu gazete. O Rockefeller, Amerika'da Standard Oil Company'yi kurarak ilk büyük petrol tiröstünün oluşturan Rockefeller idi. O tarihlerde de 94'ünde falandı ve daha 98'ine kadar yaşayacaktı. Boşuna çıkartmadığı anlaşılıyordu özel gazetesini. Kendisinin bir oğlu oldu, onun da 5 oğlu bir kızı. Böylece sülale büyüdükçe büyüdü. Şimdi acaba Rockefeller'lar ne durumdalar? İkinci Rockefeller, gelecekteki tüm Rockefeller'ların yaşamlarını güvence altına tutacak bir vakıf kurmuştu. Uzmanlardan oluşan bu vakıf, bugün hem Rockefeller İmparatorluğunu yönetiyor hem de hanedan üyelerinin ekonomilerini. Ve büyük Rockefeller'ların sayısı 22. Üçüncü kuşak, kardeşler kuşağıydı. Dördüncü kuşak yeğenler kuşağı oldu. Şimdi birbirine kuzen deyip duruyorlar. Yılda bir kez geliyorlar bir araya. Vakıf uzmanlarıyla durumu tartışıp görüşmek için. Hiçbirinin yaşamı ötekine benzemiyor. Kimi en pahalı arabalarda cafcaflı bir hayat yaşıyor, kimi sportif, her yere jiple gidiyor, kimine de bir hanedana bağlı olmak zor gelmiş, kendilerine göre apayrı bir yaşam rotası tutturmuşlar. Ayrıca 22 kuzenin sadece 9'u erkek, 13'ü kadın. Kadınlar arasında evlenip boşananlar, boşanıp evlenenler durmadan soyadı değiştiriyorlar. Çocukları da Rockefeller adını taşımıyor. Yeğenler arasında gazeteci olan mı ararsın, senatör olan mı, din hocası olan mı, avukat olan mı? Bazıları miraslarını reddetmeye kadar götürmüşler işi. Ancak vakıf yöntemi bazı önlemler almış bunu engelleyecek. İlk Rockefeller'dan sonra 60-70 yılda ortaya çıkan tablo böyle. Kala kala ortada sadece güçlü bir vakıf kalmış. Cici annem sağ olsa yüksek sesle hafif heceleyerek bu son durumu da okurdu. Birinci büyük Rockefeller'ların dünyanın en zengin adamı olarak tanıdığı dönemlerde İrlanda'da 10 çocuklu bir aile yaşıyordu. Babalarının iyice ayyaşlığa gömülüp işlerini safsaklamaya başlaması yüzünden hızla yoksulluğa sürüklenen bir aile. Ailedeki 10 çocuktan birinin adı James Joyce'tu ve modern edebiyatın ilk öncülerinden biri olacaktı. Joyce yazarlığa yöneldiği zaman henüz okul sıralarındaydı. Yaşı da 18 ya var ya yoktu. Henrik Ibsen'e tapıyordu. Ibsen'in piyeslerini onun kendi dilinden okuyabilmek için üşenmemiş etmemiş, kalkmış Norveççe öğrenmişti. İlk yayınlanan yazısı da zaten Ibsen üstüne olmuştu. James Joyce'un yaşamı ipliği kopmuş bir tesbih gibi Avrupa ülkeleriyle kentleri arasında darmadağınık geçti. Bir yandan geçinmek için banka memurluğu gibi sevmediği işlerde çalışıyor, bir yandan da bir kuyumcu titiziyle öykülerini, şiirlerini, romanlarını, düşüncelerini, görüşlerini yazmaya çalışıyordu. 22 yaşındayken bir kız sevmişti. Ailesiyle geçinemediği için bir otelde hizmetçilik yapmak zorunda kalmış bir fırıncının kızı, Nora Barnacle. Bitip tükenmeyen buram buram acılar içinde oradan oraya savrulup durmuştur Joyce. Yoksulluk dalga dalga geliyordu üstüne. Gözleri ise hastaydı. Bazen hiç görmediği bile oluyordu ve sık sık ameliyat olmak zorunda kalıyordu gözlerinden. Geçirdiği ameliyatların sayısı 25'i aşkındı. Evliliğe karşı olduğu için Nora ile evlenmeden birlikte yaşamış, uzun yıllar sonunda kızın ısrarı üstüne evlenmişti onunla. Karşı çıkmamıştı kızına. Kızı Lucia da hastaydı. Ruhsal dengesi normal değildi. Hastalığı da gitgide ilerliyordu. Parasızlıklar, doğru dürüst görmeyen gözler ve kızının dramı. Bir de oğlu vardı Joyce'un. O da annesiyle babasının nihayet nikahlanmaya karar verdikleri yıl Helen diye bir kızla evlenmişti. Siz
Joyce ailesini durmadan zıpkınlayan kara talihin acımasızlığına bakın ki Helen de hastalandı. O da ruhsal bunalımlardan, cinnetin karanlıklarına doğru kayıverdi. Hem de James Joyce'a bir torun verdikten sonra. Oğlu ister istemez ayrıldı karısından. Torun da yine Joyce'lara kaldı. Birbirine eklenen sigaralar gibi birbirine eklenip giden belalar içinde gece gündüz çalışmasını sürdürmüş bir yazardır James Joyce. Parçalanmış bir tekneden arta kalan son yelkeni kalemine çekerek öyle geçip gitmiştir hayat denizinden. Mide sancılarından kıvrana kıvrana öldüğü zaman 59 yaşındaydı. Hastalığının sinirsel olduğunu söylemişlerdi. Oysa kötü bir ülserdi. Bugün sadece Joyce'un yapıtlarıyla yaşamını incelemek için iki özel dergi yayınlanıyor dünyada. James Joyce'un Nora'ya yazdığı ilk mektuptan biri şöyle başlıyor. Canım Nora, hiç iştahım olmadığı halde yine de bir şeyler yemeye çalıştığım gece yarısında. Yemeğin ortasında bir de fark ettim ki parmaklarımla yiyorum yemeği. Tıpkı geçen gece olduğu gibi. Yine iyi hissetmiyorum kendimi. Sıkılıyorum. İçim daralıyor. Bu kötü yazıyla berbat kağıdı bağışla. Bu gece yazdıklarımın seni üzeceğini tahmin ediyor ama yine de kafamdan geçenleri bilmenin daha iyi olacağını düşünüyorum. Beyinsel bilincim kurulu toplumsal düzenle Hristiyanlığı tümden reddediyor. Evliliği, kalıplaşmış değer yargılarını, mevcut yaşam biçimlerini ve dini kuramları hepsini. Nasıl sevebilirim ki ev kavramını? Bana kendiliğinden kolayca intikal etmiş ev ortamı, yerli yersiz uygulanan abuk sabuk geleneklerle darma duman edilmiş bir orta sınıf ortamıydı. Annem yavaşça öldürülmüştü. Bir yandan babamın yanlış davranışları, bir yandan benim zapt edemediğim alaycı tavırlarım onu yavaş yavaş öldürmüştü. Tabutunda yatarken fark ettim ki öyle yüzüne bakıyorum onun. O an işte lanet ettim onu kurban etmiş olan düzene. Ailede 17 kişiydik. Kız ve erkek kardeşlerim birer birer hiçtir benim için. Yalnız belki bir kardeşim anlayabilir beni. 6 yıl önce Katolik kilisesinden hınçlı bir nefretle ayrıldım. Benim doğamda coşkulu taşkınlıklara ona bağlı kalmanın olanağı yoktu. Anlamıştım bunu. Şimdi yazdıklarım, söylediklerim ve yaptıklarımla açık bir savaş veriyorum. Benim böylesi bir toplumsal düzende yaşayabilmem için serseri olmam gerekiyor. Serseri olmadıkça ona uyma olanağım yok. 3 kez tıp, 1 kez hukuk, 1 kez de müzik öğrenimine başladım. Bir hafta önce de gezginci bir aktör olarak uzaklara gitmeyi planlıyordum. Ancak bunu uygulayacak enerji bulamadım kendimde. Sen beni dirseğimden tutmuş çekiyordun çünkü. Benim yaşamımın zorlukları inanılmaz zorluklardır. Ama ben onları küçümsüyorum. Aynı dönemlerde yaşamış iki insan. Biri John D. Rockefeller, öteki James Joyce. Tarih ikisine de hayranlıkla bakıyor. Sadece başka başka açılardan. 15. Yeni bir döneme doğru sürünen sanatçıdan milyarder sanatçılara, kazançta ressamlar yazarları geçti mi, kalemin getirdiği servet, romancı Simon'un 25 odalı şatosu, 500 cilt nasıl yazıldı, telefonda patlayan tabanca, ayrılıcık tanıyan kahır topuzu, hangi yöne akıyor şu insanlık ırmağı? Geçen yüzyılda, hatta bu yüzyılın başında milyarder dünyalarıyla sanatçı dünyaları arasındaki ekonomik uçurum hiçbir zaman kapanmayacak gibi görünüyordu. İş adamlarıyla mirasçıların milyarlarla oynayarak yaşamları, sanatçıların da yaratıcı bir avarelik içinde kendi özgürlükleri ve özellikleriyle yetinip parasal olanaklardan yoksun yaşamaları neredeyse değişilmez bir yazgı sayılırdı. İnsanlık tarihinin beyinsel ve gönülsel bahçelerine ölümsüz çiçekler armağan etmiş olan yaratıcıların yeryüzünden geçerken üretim ve pazarlama alanlarında güçlü örgütler kurmuş olanlardan çok daha gerilerde bir yaşam sürmeleri, toplumsal yapılanmalarla değerlendirmelerindeki temel haksızlıklardan biri olarak görülüyordu. Kurulu düzenin zenginleriyle kurulu düzenden hak ettiği payı almayan sanatçı dünyaları arasında bitip tükenmeyen sıkı bir çekişme başladı. Bu çekişmenin toplumsal dalgalanmalara, toplumsal dalgalanmaların da bu çekişmelere yaptığı yansımalar günümüze doğru yavaş yavaş yeni bir sentezde durulma dönemine girdi. Milyarder dünyalarından gelişip süzülmüş ateşli meraklıları, sanatçı dünyalarında da ultra milyarderler grubuna girebilecek güçte
servet sahibi olabilenler yaygınlaşan bir tomurcuklanma halindeydiler. Bir Picasso, bir Dali, bir Chagall, bir Buffett ve daha birçoğu benim diyen milyarderleri şöyle kolayca dörde katlayıverecek bir zenginlikteydiler. Gerçi eline her fırçayı alan hemen servetler kralı olmuyordu. Ama sanatçılığın neredeyse yoksullukla eşdeğer sayıldığı anlamı artık bu eski damgadan kurtuluyordu. Sinema yönetmenleri, sinema sanatçıları, heykelciler, müzikçiler, mimarlar arasında da milyar duvarını aşanların sayısı az değildi. Yazarlara gelince, onlar ne sinema sanatçıları gibi dünyadaki yüzlerce milyona, ne de ressam ve heykelciler gibi paralı koleksiyonculara, müzelere hitap edemedikleri için çok daha arkalarda topallaya topallaya geliyorlardı. Ancak bir tanesi vardı ki kalemiyle yeryüzündeki en zengin 16 kişinin arasına girmişti ve adı Georgios Simon'undu. Roman yazma doğurganlığı dünya rekorunu kırmıştı. 500'e yakındı yazdığı romanların sayısı. Bu romanların her biri en az 20 dile çevriliyordu ve her roman çevrildiği her dilde 5 kez, 10 kez basılıyordu. Ayrıca bunların önemli bir bölümü sinemaya aktarılıyordu. Tanrı'nın günü iki yeni anlaşma yapıyordu Simenon. Milyarlar getiren iki yeni anlaşma. Simenon'un da yaşam öyküsü bir hayli garipti. Orta sınıftan Belçikalı bir ailenin çocuğuydu. Kendisi 15 yaşındayken ölmüştü babası. Annesi de çaresiz kalmış, pansiyonculuğa başlamıştı. Tıp öğrenmek istiyordu. Annesinin gücü böyle uzun bir eğitime el vermediğinden gitti Lozan'da gazeteciliğe başladı. Yıllar akıp gidiyordu. Simon 38 yaşına gelmişti. Evlenmiş, bir de çocuğu olmuştu. Oğlu 2 yaşındaydı. Bir gün onu ormanlarda gezdirirken kuru bir dal bir hayli derin battı göğsüne. İnanılmaz bir sızı kapladı göğsünü Simon'un. Gittiği doktor korkunç bir şey söyledi kendisine. Önünde ancak 2 yıllık bir ömrü kalmıştı. O da yataktan çıkmamak koşuluyla. Gazeteci, Georgios'un kezzaplı yıldırımlar düştü içine. Demek oğlu babasız büyüyecekti. Hem de kendisinin yetim kaldığı yaştan çok daha küçük bir yaşta yetim kalarak. 2 yıl boyunca her gün ölümü bekleyen bir yatalak gibi yaşadı Simenon. İleride oğluna anı olsun diye de ailesini anlatan bir kitap yazdı o sırada. Doldurduğu defterleri Gallimore kitap evine gönderdi. Yayınlanacak kitapların seçimiyle Andra Gitt uğraşıyordu o tarihlerde. Simon'un gönderdiği defterleri çok beğendi ve böyle başladı. Georges, Simon'un romancılığı. İlk kitabı çıkar çıkmaz Paris'in tıp otoritelerinden Profesör Saulu'ya gitti. Profesör, "Size neleri yasak ettiler?" diye sordu. "Her şeyi, pipoyu, sigarayı, şarabı, dışarı çıkmayı, lokantalara gitmeyi, her şeyi. Önce piponuzu doldurun, sonra gidip bir bordeks için. Sonra da ne isterseniz yapın, yiyin, için, eğlenin. Hiçbir şeyiniz yok sizin." Simon kekeliyordu. "Önümde çok az bir zamanım kaldığını söylemişti röntgeni çeken doktor." Profesör, "Sersem herif yanılmış." dedi. Simon dünyaya bir daha gelmişti. Bu kez romancı olarak. Ne var ki yazar, ölüm kaygılarını tümden atamadı üstünden. Bir çeşit hipokondriye başlamıştı kendisinde. İkide bir nabzını tutuyor, her an bir kalp krizi geçireceğini sanıyor ve ne yapacağını bilemiyordu. Molière'den Hemingway'e kadar birçok yazı adamına musallat olmuş olan bu yıpratıcı kuruntu, Simon'un da cehennemin içine almıştı. Ölümün ayak seslerini duymaktan kurtulduğu saatler sadece roman yazdığı saatlerdi. Roman yazmak vazgeçilmez bir ilaca dönüşmüştü onun için. Her gün öğleye kadar yazıyor, öğleden sonra da bir gün önce yazdıklarını temize çekiyordu. Bazen bir haftada bir roman bitiriyordu. Bir yılda 10-15 tane roman yazdığı oluyordu. Böylece ciltler yüzleri aşmaya başladı. Polisiye edebiyatın şah yapıtları ortaya çıkıyordu. Bu arada bir de komiser Migret tipi yaratmış ve sinemanın en iyi aktörleri Magret tipini canlandırmak için sıraya girmişlerdi. Dünyada ilk kez bir yazar milyarder oluyordu. 1962'de 25 odalı bir şato yaptırdı Lozan'da. Şatonun içinde bir de özel ameliyathane vardı. 24 saatte 24 saat tanınmış cerrahların nöbet tuttuğu bir ameliyathane. Olimpiyat ölçümleri yüzme havuzun suyu her 2 saatte bir kendiliğinden tazeleniyordu. Değişik salonlarda 11 telefon, değişik kanalları izleyen 7 televizyon vardı.
Koskoca kitaplığın raflarında ise sadece Simon'un kitapları duruyordu. Değişik dillerdeki, değişik baskılarıyla 4000 cilt Simon'un. Chateau'nun çimlerle kaplı bahçesinde ise ne ağaç vardı ne çiçek. Sadece Komiser Margaret tipini değişik görüntülerde canlandırmış olan 9 aktörün Margaret kılığında mumdan heykeli vardı. Ortalarında Margaret'in yaratıcısı Simono'nun heykeli. Şatoda roman üretimi dolu dizgin sürüyordu. Şatonun kulesindeki oda Simono'nun çalışma odasıydı. Gümüş bir tepside sıra sıra kalemler duruyordu. Onun yanında sıra sıra pipolar. Bir köşede de kahve ocağı. Romancının en hoşlanmadığı şey çalışırken ucu körelen kalem yerine bir yeni kalem aramak yahut tıkanan pipoyu temizlemek zorunda kalmaktı. Elini atar atmaz kalemi de bulmalıydı, pipoyu da. Sabahtan öğleye kadar el yazısıyla yazıyordu romanlarını. Öğleden sonra da makinede temize çekiyordu. Bir gün önce yazmış olduklarını. Yorulduğu zaman kalkıp bir kahve pişiriyordu kendisine. Yazıya oturmadan önce bir saat yürüyordu. O şatoda 10 yıl yaşadı Simenon ve kim bilir kaç roman yazdı. Ne var ki uluslararası ünü de milyarları da yalnızlıktan kurtaramamıştı Georges Simenon. Karısı bir sinir krizi geçirip ayrılmıştı kendisinden. 4 çocuğunun her biri bir yana dağılmıştı. O da 25 odalı şatoda bir Rolls Royce olan 6 değişik arabası ve 9 hizmetçisiyle yapayalnız kalmıştı. Yaşlı bir doktorla, yaşlı bir polis müdüründen başka da arkadaşı yoktu. Sonunda şatosunu da, arabalarını da sattı, gitti nispeten küçük bir apartman katına yerleşti. Bir yanı Leman Gölü'ne, bir yanı azıcık mezarlığa bakan bir apartman katına. Ve bir gün telefonu çaldı, Simenon'un. Arayan kızıydı. Baba, bak dinle. Tak, bir tabanca sesi. Kızı telefonda intihar etmişti. Olağanüstü güzel bir kızdı. Babası bütün dünyayı ayaklarının altına sermişti. Her şeyi vardı. Ama o başka bir şey istiyordu. Simenon'un kendisini. Aşırı tutkundu babasına. Cinnet derecesinde kıskanıyordu onu. Simenon yandı bitti mahvoldu. Kendisini emekliye ayırdığı ve yazmaktan vazgeçmeye karar verdiği halde oturdu son bir roman daha yazdı. Anılarını. Kitap kızının intiharıyla başlıyordu. Simenon açık yürekli bir adamdı. Kızının kendisine sadece manen değil madden de aşık olduğunu saklamadı. Cenazesinin küllerini penceresinin önündeki bir ağacın üstüne döktürdü. Sonra da vasiyet etti. Ben ölünce de cesedimi yakın ve küllerini aynı ağacın üstüne dökün. Bugün Simenon'un külleri aynı ağacın üstünde kızının külleriyle buluşmuş durumda. Aynı rüzgarlar birlikte savuruyor ikisini de. Simenon yazar değil romancı olduğunu söylerdi. Ona göre romancılık yazarlığın dışında herhangi bir meslek gibi kendine özgü bir meslekti. Anılarını da yazması yazar olduğu için değil, değişik mesleklerden kişiler de bazen oturup yazıyorlardı anılarını. O da tıpkı onlar gibi yazmıştı anılarını. Simenon'un bu iddiası kendisi kadar doğurgan olmayan yazarları küçümsediği için miydi, yoksa kendisini üst düzey bir yazar saymayan yazarlara karşı bir serzenişte bulunmak için miydi? Belki de hem öyleydi hem böyle. Çünkü aynı zamanda klasikler dışında hiçbir kitap okumadığını söylerdi. 52 doktora tezi yapılmıştı hakkında. Şayet Nobel Edebiyat Ödülünü kendisine vermeye kalkarlarsa reddedeceğini açıklamıştı. Pasaportu yoktu. Dilediği ülkeye pasaportsuz girip çıkabiliyordu. Bir röportajında hayatında 10.000 kadınla yattığını söylemişti. Bir erkeğin yaşamı boyunca da olsa 10.000 kadınla yatma olanağının bulunmadığını kanıtlamaya kalkanlar çıkmıştı. Gide ve daha birçokları gibi ünlü İtalyan yönetmen Fellini de bir Simenon hayranıydı. Simenon İstanbul'a da gelmiş ve konusu İstanbul'da geçen iki roman yazmıştı. Yıl 1949'du. Yeni evlenmiştim. Fakülte henüz bitmemişti ve ailemden kesin kes kopmak zorunda kalmıştım. Kara bir sefaletin içinde yüzme dönemi başlamıştı. 3-5 kuruş kazanabilmek için oturup Simenon'un İstanbul'da geçen Evrenos Meyhanesi'nin Müşterileri romanını çevirmiştim. Ondan 24 yıl sonra cezaevinden çıkınca da yine aynı nedenlerle 3 gecede bir başka da Simenon çevirdim. Gazete sayfalarından kaybolup gitti iki tefrikada. Birincisinin tefrikasına 3 lira almıştım. İkincisinin tümüne 3000 lira. 1949 ve ilk çevirdiğim Simenon. Tam emin değilim ama galiba Türkçe'ye çevrilmiş ilk Simenon da oydu.
Daha Ahmet Altan doğmamıştı. Geçen de 42. yaşına bastığını kutladık Ahmet'in. Ve ben yine Simenon'la ilgili bir şeyler yazıyorum. George Simenon'un adı bizde çok yaygın değil. Bunun iki nedeni var. Biz kitaplarda anlatılan değişik yaşamlara pek ilgi duymuyoruz. Çok çekici, çok güzel anlatılmış olsa bile. Eski Yunan düşünürlerinin dediği gibi, fiziksel ihtiyaçlar tam bir doyumla güvenceye ulaşmadıkça beyinsel zevklerle beyinsel meraklara hemen geçilemiyor. İkincisi, Simenon'un polisiye kurgularıyla psikolojik portreleri ve anlattığı dünyalar bize yabancı. Biz birbirine benzeyen, birbirini tekrarlayan yaşamlar dönemindeyiz henüz. Bunu aştıkça insanlığın gizemli bölgeleriyle alanlarına karşı da ilgimiz daha da artacak herhalde. Milyarder dünyalarıyla sanatçı dünyalarından 3-5 tutamlı örnekler sunmaya çalışırken gördük ki en yüksek doruklarda ışıklı tahtalar kurulmuş olanlar bazen kahrın topusuna daha korkunç iniyor. Her üstünlüğün belası da sanki aynı güçte gerilmiş gibi. Yahut acıların tırpanı etiket ayırmadan rastladığını biçiyor da. Herkesin ilgilendiği kişilere vurunca daha dikkat çekici oluyor. Bu belki daha doğru. Kişi kazandığı ölçüde zengin, yarattığı ölçüde unutulmaz olur. Anlayışı zamanla yavaş yavaş derlenip toparlanmada. Kişi unutulmaz yanı var olduğu ölçüde varlıklı da olur anlayışı ağırlık kazanmakta. Gelişmiş toplumlarda ki çağdaşlığı onların düzeyi temsil ediyor, var olduğunu kanıtlama çabası varlıklı olmaya da yetiyor. Ancak yine de biz yeryüzündeki insan kitlelerine sorsaydık, milyarder mi olmak isterdiniz, sanatçı mı? Dalga dalga patlayan korkunç bir gök gürültüsü halinde ortak bir yanıt olacaktı. Milyarder olmak isteriz, milyarder olmak isteriz. Birkaç yüzyıl sonra sanırız ki bu yanıt değişecektir. İnsanlık ırmağı varlıklı olmaktan var olmaya doğru akıyor çünkü.